Gençler eğlenmeye hazır mısınız? Ben hazırım çünkü bu videoda direksiyon seti inceleyeceğiz abi. Çok eğlenceli bir içerik olacak. Biraz detaylı bir inceleme yapmayı düşünüyorum. Ama detaylı derken gözünüz korkmasın. Video böyle akıp gidecek. Bak su gibi akıp gidecek. İnceleyeceğimiz direksiyon seti Logitech'in G29 isimli modeli. Şimdi neden bu modeli inceliyoruz? E çünkü Türkiye'deki en popüler direksiyon setlerinden birisi. Gözünüze çok yeni gibi görünüyor değil mi? Ama düşündüğünüz zaman arkadaşlar bu direksiyon seti ta 2015 yılında çıktı. Yani nereden baksanız bir 5-6 yıl oluyor. Yine de hala bu kadar sevilmesi, bu kadar tutulması nedendir acaba? Biz de bir bakalım istedim. En başta tabii fiyata değineceğiz. Ürünün fiyatı direksiyon seti ve vites dahil 4000 lira günümüz piyasasında. 3 aşağı olur, 5 yukarı olur. Ben açıklamalar kısmına güvendiğim satıcıların linkini bırakacağım. İsteyenler oradan satın alabilirler. Fiyatını hak eder mi, alınır mı? Buna zaten videoda değineceğiz ama şöyle bir ön giriş yapmam gerekirse Logitech sen de kusura bakma yani ama fiyat Asgari ücretin 3000 lira olduğu bir ülkede maalesef ki pahalı. Bu da biliyorsunuz dolar kuru vergiler ülke ekonomisi. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Hani ben çıkıp da bu videoda size çok ucuz gidip hemen alın diye bir şey diyemem kesinlikle. İsteklerinize kalmış bir şey, ihtiyaçlarınıza kalmış bir şey. Dediğim gibi zaten videoda bu konulara değineceğiz. Hemen başta bunlara değinmeye gerek yok unutmayın bu videoda eğleniyoruz arkadaşlar. Ürünün kutu tasarımını ben çok beğendim. Zaten Logitech genellikle bu kutu tasarım işini güzel yapıyor. Mavi ve siyah renklerin hakim olduğunu görüyoruz. Buraya direksiyon setimizin pedalımızın resmi koyulmuş. PlayStation 4 ile PlayStation 3 ile uyumlu denilmiş. Gayet güzel. Tabi ben videonun öncesinde bir kontrol amacıyla ürünün kutusunu açtım. Ama incelemeyi sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz jelatinli sıfır. Yani ben de sizinle birlikte göreceğim. Sizinle birlikte birlikte deneyimleyeceğim. Şöyle bir basit kurulum kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Bunu geçelim. Bir tane adaptör çıkıyor. Bunun içerisinde Türkiye için priz ucu çıkıyor. Bu poşetin içerisinde de bir kablo çıkıyor. Ha, sanırım şöyle yapıyoruz. Bak bunu alıyoruz. Buradan buraya takıyoruz ve kablosu oldu. Bir uzunluğuna bakalım ya. Yeterli mi? Şöyle açacağım. O gayet yeterli ya. Gayet uzun. Bakın bunun ucuna şunu takmanız gerekiyor. Bunu Logitech mi koymuş? aldığımız satıcı mı koymuş emin değilim ama kapalı kutuydu zaten geldiğinde demek ki Logitech koymuş. Kabloyu geçelim. Şöyle bir kağıtlar çıkıyor neymiş bu? Garanti bilgisi bilmem ne. Geç. Burada da güzel bir tanıtım kağıdı yapmışlar. Şu aparatlarla kullanabilirsiniz demişler. Bayağı iyi olur aslında bu aparatla. Belki onu da inceleriz ileride. Her şeyi de inceleriz diyorum. Nasıl bir şeyse artık. Önce pedalımızı çıkaralım. Hop. Çıkardım. Sonra da direksiyon setimizi çıkaralım. İşte buradalar. Ürünün kutusu daha fazla kadrajı işgal etmeden geçelim arkadaşlar. Böyle güzelce de poşetlere sarmışlar. Hemen açıyorum. Hop, bu da pedal. Pedala öncelikle kenara koyalım. Seni şöyle bir uğurluyoruz. Direksiyonu elinize aldığınızda ilk hissettikleriniz gerçekten kalite. Kalite akıyor abi. Bak ben bunu çok nadir ürünler için söylerim ama Logitech bu işi güzel yapan markalardan birisi. Plastik kasasının tok, sağlam, ağır bir hissiyatı var. Direksiyon simidine geldiğimiz zaman zaten tamamiyle deri ve metal detaylara sahip. Buradaki dikişler olsun, derinin kalitesi olsun, üst seviye olmuş. Kokusu falan da güzel. Ben deri kokusunu çok severim bu arada. Sesini de bir dinletmek istiyorum. Bakın ASMR videosu. Buna böyle mikrofon tutuyorsun. Eline falan sürtüyorsun. ASMR oluyor. Direksiyonu alıp şöyle bir sürüş moduna geçtiğiniz zaman siz o moda sokuyor arkadaşlar. Bayağı bir yarış aracının direksiyonuna geçmişsiniz gibi uğraşılmış kaliteli bir hissiyata sahip. Bu konuda direksiyona diyebileceğim hiçbir şey yok yani. Tasarımsal detaylara bakalım. Arka tarafta F1 viteslerimiz bulunuyor. Bunlar metal ve sesi de Gayet güzel, hissiyat olarak da güzel bir hissiyatları var. Yalnız bu F1 vitesleri direksiyonla birlikte dönüyor. Bunlar sabit olsa daha iyi olurmuş. Bunu da ufak bir eleştiri yapayım. Direksiyonun üzerinde ise baya bir tuş var. Bildiğiniz Gamepad gibi ortasında PlayStation logosu var. Zaten aslına bakarsanız PlayStation 4 için özel olarak üretilmiş bir direksiyon seti. Ama elbette PlayStation 3'te, PlayStation 4'te bilgisayarda falan da kullanıyorsunuz. Xbox için ayrı bir versiyonu var öyle olması lazım. Bayağı bir tuş olduğu için üzerinde bunun oyunlarda size avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Mesela ben bunu radyo kontrolü için ekliyordum arkadaşlar. Şöyle mesela radyoyu açıyordum. Buradan kanalları değiştiriyordum. Şuradan sesi yükseltiyordum falan. Bu tuşlar tamamıyla size kalmış. İstediğiniz oyunda istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz bölümde ise bir dijital gösterge var arkadaşlar. Şu an kapalı ama oyunlara girdiğiniz zaman aracın devrini anlayabiliyorsunuz buradaki göstergeden. Her oyun desteklemiyor onu söyleyeyim. Bazı oyunlar destekliyor sadece. Bu arada direksiyonun arka tarafı da Mustang'e benziyor. Baya bir Mustang havası sezdim ben arkasında. Şu yeni kasa değil ama eski kasa Mustang'lere benziyor. Masaya nasıl sabitleyeceğiz? Oldukça kolay. Bakın iki tane yer var. Bunu şöyle açıyorsunuz ve döndürüyorsunuz. Döndürmeye başladığınız zaman zaten alt tarafında ayakları da açılmaya başlıyor. İsterseniz şuradaki bölümü de çıkarabilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra tekrardan üst bölümünü kapatabilirsiniz. Bu kadar kolay ve ayarladığınız zaman masanızda hiç sarsılmıyor onu da söyleyeyim. Pedallara geldiğimiz zaman tıpkı direksiyon setinde söylediğim şeyleri söyleyeceğim. Yine malzeme kalitesi olarak kaliteli hissettiriyor. Buralara kaydırmaz yüzey yapmışlar ayağınız kaymasın diye. Pedal bölümünü metal yapmışlar zaten altında da kaydırmaz yüzeyleri bulunuyor. Ve gerçekten ağır bir pedal olduğu için yere koyduğunuz zaman zor kayıyor. Yine de sabitlemezseniz oyun esnasında çok hızlı hareketlerinizde kayabilir onu da söyleyeyim. Şimdi buradaki pedal tıpkı gerçek araçlarda olduğu gibi farklı sertliklere sahip. Mesela fren gerçekten sertken ve gittikçe sertleşiyorken gaz bir o kadar yumuşak. Debriyaj bölümüne geldiğimiz zaman yine tıpkı gerçek araç debriyajı gibi. Size böyle yapay bir hissiyat vermiyor. Ben bunu oldukça beğendim. Tamamen bir gerçek araç gibi hissettiremez elbette ama oldukça yakın bir deneyim yaşatıyor. Direksiyon setlerinin yanında gelen pedalları düşündüğümüz zaman en iyisi bile olabilir. Bunu da geçelim. Böyle hızlı hızlı geçiyorum ama zaten oyun oynama esnasında birçok şey değineceğim. Ki bu haliyle bile video uzun olacak büyük ihtimalle. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bu da vites tabii ki. Ki ayrı olarak satıldığı için ayrı bir kutuda geliyor. Hemen kutusunu açalım şuradan. İşte burada. Bu malzeme kalitesi olarak diğerlerine göre elbette ki daha hafif. Çünkü küçük bir ürün sonuçta. Ama yine Vitis'in kendisinde tamamıyla deri materyaller kullanılmış. Gönül isterdi ki şu üst kısmı metal olsun. Maalesef burayı plastik yapmışlar. Bu da sabitlemek için yine aynı yöntem. Şöyle döndürüp açıyorsunuz. İstediğiniz gibi ayarlayıp tekrardan sıkıyorsunuz. Yalnız sıktıktan sonra şöyle sağa çevirmeniz gerekiyor. Bakın bu şekilde yerine oturuyor. Tabii en önemli hususa geliyoruz. Vitesin hissiyatı nasıl? Bunu gerçekten merak ediyordum. Başarılı. Kesinlikle spor hissettiriyor ve verdiği hissiyat böyle oyuncakmış gibi, yapaymış gibi değil de harbiden bir spor araçmış gibi. Ben beğendiğimi söyleyebilirim. Şöyle bakın birinci vites şöyle 2, 3, 4, 5, 6... Pardon 4'e attık yanlışlıkla. Geri vitesi atacağınız zaman da şöyle bir bastırıyorsunuz ve bu şekilde geriye takıyorsunuz. Vites de bu şekildeydi. Artık en eğlenceli bölüme geliyoruz. Oyun testi bölümü. Hadi başlayalım. Evet oynayacağımız oyun Forza Horizon 4. Sırf bu videoyu çekebilmek için eve geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz masaya direksiyon sesinin kurulumunu yaptım. Karşımda da devasa bir oyuncu televizyonu bulunuyor. Oyunumuzda 4K'da en full ayarlarda. Gerçekten karşımda gerek televizyondan dolayı gerek de kullandığımız bilgisayardan dolayı efsane bir görüntü var. Bir de üzerine böyle bir direksiyon setiyle oynayınca bir simülasyon havasına büründüm. Gerçekten bir araç kullanacakmışım gibi hissediyorum. Bunları anlatmamın sebebi şu yani direksiyon setini güzel bir bilgisayarla, güzel bir ekranla kullanırsanız gerçekten sizi o havaya sokmayı başarıyor. Maddeler halinde bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle de yavaştan ben arabayı kaldırayım. Bir yandan konuşayım. Bir yandan da aracı süreyim. Oyunun sesini de biraz kıstım. Ses daha net duyulsun. Sizi rahatsız etmesin. Şimdi bir direksiyon setinde bence en önemli olan şey arkadaşlar size sürüşü olabildiğince gerçekçi bir şekilde hissettirebilmesidir. Ki bunu sağlayan şey de aslına bakarsanız force feedback değil mi? Force feedback'e o yüzden en son değineceğim ve hiç bilmeyenler için ne olduğunu da anlatacağım. Direksiyonun performansını söyleyeceğim. Öncelikle bir temel özelliklerden başlayalım. Direksiyon setimiz 900 derece. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Tıpkı bir gerçek araba gibi iki tur civarında bunu çevirebiliyoruz. Çoğu oyunda gerçekten büyük bir avantaj sağlıyor size. Özellikle Euro Truck Simulator 2 gibi oyunlarda direksiyonu tam turda döndürmeniz gerekiyor çoğu yerde. Ha diyorsanız ki ben yarış oyunu oynayacağım. 900 derece benim için fazla. Yazılımı üzerinden derecesini düşürebilirsiniz. Zaten bunu da size göstereceğim. Şimdi bakın benim burada yaptığım hareket anlık olarak oyuna yansıyor. En ufak bir çevirmemde bile oyunu etki ettiğini görebilirsiniz. Bu arada oyundaki adam da bana mücadele teklif ediyor. Şu anda video çekiyorum. Kusura bakma dostum. Şöyle bu arkadaşın yanından bir uzaklaşalım. Tamam. Arkadaş peşimi de bırakmıyor ki. Şimdi bakın arkadaşlar, direksiyonda yaptığım en ufak bir hareketin bile oyuna yansıdığını görebilirsiniz. Yalnız oyundaki direksiyon maksimum 180 derecelik bir e, animasyona sahip. Şöyle göstereyim mesela döndürdüm. Ondan sonrasında bakın oyuna yansımamaya başladı. Aslında yansıyor ama bu gördüğünüz direksiyon animasyonu olarak görünmüyor. Çünkü Forza Horizon 4'te direksiyon animasyonu sadece 180 derece olarak yapılmış. Hani 180 dereceden sonrası niye oyunda görünmüyor derseniz sebebi oyunla ilgili yani onu da söyleyeyim. İkinci değinmek istediğim nokta vitesle ve pedalla alakalı. Şimdi Pedalımızda debriyaj olduğu için yani biz bu aracı manuel bir şekilde kullandığımız için hissiyat gerçekçi oluyor. E bir de üzerine haş vites var arkadaşlar. Yani bakın örnekte görmüş olduğunuz gibi ben tıpkı gerçek bir araç kullanır gibi vites atıyorum, ne bileyim debriyaja basıyorum. Debriyaj olmayan direksiyon setlerine göre tabii ki de çok daha keyifli oluyor kullanması. Araca iyice hakim olmuş oluyorsunuz. Gerek vitesi, debriyajı, freni her şey sizin elinizde olmuş oluyor. Haş vites diyorum ama bakın direksiyonun arkasındaki F1 viteslerini kullanarak da vites atabilirim. Ama elbette ki haş vitesin kullanımı çok daha keyifli. Şimdi ise incelemenin Asıl konusu Force Feedback muhabbeti ve direksiyonu size hissettirdiği şeyler. Force Feedback'i e eminim çoğunuz biliyorsunuzdur. Direksiyonun size verdiği bir geri tepkime aslına bakarsınız. Bilmeyen arkadaşlar için hemen anlatmak yerine bir görsel olarak göstermek istiyorum. Şu anda ben kullanırken direksiyon kendisini sağa atmaya çalışıyor, sola atmaya çalışıyor, gerçek bir araç kullanıyormuşum gibi beni zorluyor. E tabii ki bunu görsel olarak şöyle gösterebilirim. Bakın mesela şöyle hemen bir kaza yapalım. Bakın. Direksiyonun verdiği tepkiyi görüyor musunuz? Ben bunu tekrardan aldığım zaman kontrolü ele almış oluyorum. Yani force feedback dediğiniz olay arkadaşlar tıpkı gerçek araba gibi direksiyonun oyundaki yaşanan olaylara göre tepki vermesi. Bunun avantajı şöyle oluyor. Birincisi arabayı gerçekten hissediyorsunuz. Hızlı gitmeye başladığınız zaman direksiyon sertleşiyor. Viraj alacağınız zaman arabanın mesela arkası kaydıracaksa bunu size hissettiriyor. Bir kaldırıma çıktığınız zaman falan bunu hissediyorsunuz. Yani oyunda yaşadığınız şeyleri anlık olarak direksiyonda hissediyorsunuz tıpkı gerçek hayat gibi. Bunun tekrardan örneğini göstermek istiyorum. Şuradan bir dönüşü alalım. Bakın mesela direksiyon kendini şurada toparladı çarpıyorum. Aldığım tepki şu şekilde. Tabii bunu gidip bir teknoloji mağazasında falan deneme imkanınız varsa denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü anlatmakla pek anlatılacak bir şey değil arkadaşlar. Biraz daha deneyimlemeniz gereken bir şey bence. Şimdi force feedback muhabbeti buydu. Peki bu direksiyonda kullanılan force feedback ne kadar kaliteli? Biraz da bundan bahsedelim. Arkadaşlar bu direksiyonun içerisinde dişli sistem bir force feedback bulunuyor. Yani aslına bakacak olursanız dişli sistem eski bir teknoloji. Şimdi çok daha yenileri çıktı. Kayışlı sistemler vesaire var. Onlar daha da gerçekçi bir hissiyat sunuyor. Logitech nedense g 920de de dahil uzun yıllardır dişli sistem kullanıyor. Dişli sistemin dezavantajı olarak şunları söyleyebilirim. Biraz daha sesli çalışıyorlar kayışlı sistemlere göre. Mesela biz sesini dinleteyim hemen. Şurada aracı durduruyorum. Şöyle Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Yani çok çok hafif bir ses arkadaşlar. Tabi elbette rahatsız olanlar vardır. Ben şahsen rahatsız olmuyorum. Hissiyat bakımından da kayışlı sistemlere göre bir tık daha geride diyebiliriz. Avantajları da var elbette. Kayışlı sistemlere göre çok daha sağlam oluyorlar. Sonuçta dişli sistem arkadaşlar. Eski de bir köklü teknoloji olduğu için elbette ki daha sağlam oluyor. Bir diğer konu bence hissiyatı dişli sistem olsa da gayet güzel. Zaten ben Logitech Driving Force GT de kullanıyordum. Onun verdiği tepkimelerden gayet memnundum. Bu ondan çok daha iyi. İçerisinde çift motor olduğu için hani benim beklentilerimi karşılar düzeyde araç kullandığımı bana hissettiriyor açıkçası. Olay bu şekilde arkadaşlar. E şimdi ne dedik? Gelin bir toparlayalım. Debriyaj var, vites var, direksiyon 900 derece. E-force feedback var. Size oyundaki yaşadığınız şeyleri de anlık olarak yansıtmayı başarıyor. Malzeme kalitesi de iyi olunca sürüş keyfi bence oldukça güzel oluyor. Araba oyunlarına karşı ilgim var. Evimde böyle oturduğum yerden araba sürmek istiyorum diyorsanız Bence oldukça güzel bir tercih. Kameralar biraz uzakta size nasıl yansıyor bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar şöyle bir kendi görüş açımdan da size nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Bakın şu an tıpkı bu şekilde bir simülasyon havası yaşıyoruz. Şöyle biraz ara gaz verelim bakalım. Basıyorum. Oyunda yağmur da yağıyor arkadaşlar. Yollar kaygan o yüzden biraz dikkatli sürmem lazım. Bir de tek elimle sürüyorum. Bir elimde kamerayı tuttuğum için lan çarpacağız. Hop. Oh toparladım. Şuradan biraz bastıralım, biraz hız yapalım. Vites yükseltelim. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Buralarda hiç riske atmaya gerek yok. Şu an kamerayı düzgün tutuyor muyum? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Arabada bayağı kaydırıyor ha bak. Neredeyse çarpmak çarpacağız yani çarpmak üzereyiz. Bas 240. 240 hadi bakalım. 250, 260. 300'ü görür müyüz? Göremeyeceğiz. Ah, tamam. Biraz yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Şuradan bir doğru da alıp devam edeceğim. 5 e al. Hop şuradan çok güzel bir driftimizi atalım ve çarpalım arkadaşlar. Evet yeterince oynadık. Şimdi biraz direksiyonun yazılımını göstermek istiyorum size. Bakın yazılımında buradan derecesini ayarlayabiliyorsunuz. Duyarlılığını ayarlayabiliyorsunuz. Merkezleme gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu sağ tarafta gördüğünüz şey de bir fotoğraf değil direkt olarak direksiyonun oraya yansıması kaç derece çevirdiğinizi falan görebiliyorsunuz. Zaten anlık olarak yansıyor. Ha, çok ufak bir gecikme varsa da o da televizyonla alakalı. Eğer biz bunu bir oyuncu monitöründe oynasaydık çok çok daha düşük bir gecikme süresi olabilirdi. Hani bu da hissedilmeyecek bir şey. Burada pedal duyarlılığı var arkadaşlar. Aynı şekilde bakın pedala bastığınız zaman burada ekrana yansıyor. Mesela şu an debriyaja basıyorum, yansıyor. Frene basıyorum yansıyor. Sertliğini falan görebiliyorsunuz. Ve buradan duyarlılığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela atamalar bölümü var. Atamalar bölümünde de isterseniz vitesinize, isterseniz de direksiyonun kendisine istediğiniz fonksiyonları atayabiliyorsunuz. Burada bir sürü tuş var. Hangi tuşa hangi komutu atayacağınız size kalmış. Buna da zaten değinmiştim. Böyle de güzel bir yazılımı var. Logitech bu yazılım işini de gerçekten güzel yapıyor. Hani bunu sıkça bu videoda söyledim ama gerçekten öyle arkadaşlar. Mesela bu G-Hub'da klavyeleriniz, mouse'larınız vesaire Logitech ekipmanlarınız hepsi topluca görünüyor. Bence güzel bir özellik. Evet bu kadar yeterli. Videonun bitişi de pek profesyonel olmuyor. Kusura bakmayın ama ya evdeyim yani. Biz bize Ne olacak yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi ürünle ilgili son yorumlarımızı yapalım ve videoyu bitirelim burada. Ben ürünü oldukça beğendim. Zaten beklentilerimi karşıladı. Hani ben memnun muyum? Memnunum. Evimde güzel bir simülasyon deneyimi bana yaşattı mı? Yaşattı. Ha, fiyatını hak eder mi? 4000 lira arkadaşlar biraz pahalı. Vitesi almazsanız 3000 civarına geliyor. Günümüz piyasasında eğer böyle bir hobiniz varsa illa bir direksiyon seti alacaksınız. Tercih edilebilir, alınabilir. Değinilecek elbette ki daha fazla detayı da var ama ben işte çok ince detaylara değinip canınızı sıkmak istemediğim için videoyu burada bitiriyorum. Dediğim gibi ürün linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de ürünle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına belirsin diyorum. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.